Meral arıyor hafta sonu Fatma teyzeyi, hangi otelde kalıyorsun diyor. Bana diyor konum ve adres at diyor. Fatma teyze de diyor ki ben diyor konum onun bilmem, ekibe haber vereyim diyor. Bizim ekip arkadaşlarımız haber veriyor. Bizim ekip arkadaşlarımızdan Pınar mı gönderiyordu? Pınar Meral'e konum gönderiyor ve adres, açık adresim yani gelsin diye. Göya gelecek, buluşacaklar. Ama gelen yok, giden yok. Yani Fatma teyzenin söyledi, beni aradılar, benden konum istedi o kişi. Artık sen misin bilmiyorum. Sizin ama beni dün bu insanlar görüştüğünüz çok şeyde benziyor. Yani ben telefon numaramı verdim beni alan bayana, kullandığım telefonu. Vahat bilmiyorum, senin üzerine diyorlar. Benim üzerime ise o zaman ben de mağdur durumdayım. Yani benim üzerimden biri teyzeyi aramış kaç yıldır. Şey etmiş, bir kim bilir daha neler yapmıştır benim telefonla. Teyzeciğim yargısını yani ben de zor yapıyorsun. Durumdayım bu durumda. Ya o sen da bir... zor durumdasın, ben de zor durumdayım. Benim bir hattımı alıyorlar, seni arıyorlar. Belki aha, benim adıma bir şeyler alıyorlar kimse üstüme. İknurcuğum, ben de gireyim araya. Efendim? Burada yanlış anladığınız bir şey var. Şu anda senin kullandığın hat değil. Şu anda senin yanında bir hat var. Sabah birlikte geldiğin, dün otelde kullandığın evet, hat. Evet. O hattın üzerinden değil, senin kullandığın ve bize söylemediğin başka bir hat var. Cumartesi günü kullandığın. O hat üzerinden yapılan araştırmada biz sana ulaştık. Sen şimdi diyebilirsin ki... Hatta bazen açılıyor, hat, bazen kapanıyor evet, hatta. O hat bana ait değil diyebilirsin belki. Belki benim adıma başka biri bu hattı kullanmış olabilir diyebilirsin. Hı. Ama şöyle bir durum var canım. O zaman seninle konuştuğumuz sesi ben konuştum, sesi Pınar konuştu. Zaten senin sesini duyar duymaz hemen söylediler ya. Evet. Yani herkes senin sesini teşhis ediyor ki sen de kendi sesine bana benziyor diyorsun. Benziyor mevzu bana o... ama şimdi bir şey var. Kaç kişi olursa olsun siz bir şey yapmadıysanız o kadar insan yaptı deyince siz onu kabul eder misiniz? Şu anda şimdi somut bazı deliller var ya. Tamam, o deliller. Somut deliller geliyor, seni gösteriyor. O zaman sen de bize şunu açıkla. Efendim? O telefon numarası neden senin üstüne çıkıyor? Adres neden seni veriyor? Onun üzerine bu ses nasıl sana ait çıkıyor? Sen benim onu açıkla. Bu... Onun parasını aylık çok geliyor diye kapattırdım. Ondan önce ayrıldım ben eşimden. Bir tane bu ses cumartesi günü aktif. Hı. Konuşuyorsun. Cumartesi günü en son i̇şte Pınar'la ve teyzeyle konuşuyorsun. Açıklıyorum, benim adıma hat çıkarılmış diyorsunuz. Senin adına ya. Hat çıkarılırsa ses tonun nasıl benziyor olabilir? Bir şey onu bilemiyorum. Allah, bir onu bilemiyorum. Yargısız efendim? İnfaz yapıyorsunuz. Bunların evet, frekansına kadar kontrol edilmeden evet, sizin bir şey suç. Burada ama öyle söylüyorum okları, ama. Okları bize çevirmeniz yani çok kötü bir şey. Hayır. Bayan hadi teyze kızını kaybetmiş, anlıyorum. O yani ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yaparım. Onu anlıyorum. Onun kızmasına bir şey, acaba şey biz, etmiyorum. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Yani sen de anneni kaybettiğin için Fatma Hanım'ı ekranda gördün, ona çok üzüldün de böyle arayıp onunla anne kız gibi sen onu anne yerine koyup arkasından böyle bir konuşma devam ettirmiş hayır, olabilir olamaz. Mi? Hayır, 2 sene boyunca bizde kaldı çünkü. Sen bilmiyorsun ama. Ben biliyorum, 2 sene boyunca bizde kaldı. Sendeyken de telefonla konuşabilir. Yiğit bir de hep kısık aynı kısık evdeyiz. Konuşuyormuş. Aynı belki odada kısık kısık, bir de ben lavaboda şey kısık yani, kısık konuşuyor olabilir. Senin ben belki öyle bir şey konuşsam anne insan annesini annesi gibi sever bir insanı ama o insan annesi olmaz. Peki o zaman ses tonunu sen açıkla bize. Tamam, onu gidelim şey edelim, analiz mi yaptırılıyor ne yapılıyor, gidelim yapalım, açıklansın o da. Ablam tamam da açıklansın. Benim numaramı kim verdi? Siz her şeye cevap veriyorsunuz ama analize hiçbir zaman cevap vermiyorsunuz. Evet. İsterseniz bu program bittiği yani anda gidelim yapalım. Bakın aşağıda polis amirliği var, gidebiliriz. Evet. Bizim hiçbir sakıncamız yok. Biz buraya gidelim. Kendimizi aklamak için gelmedik. Halamı dün üzüldüğü için geldi, ben de ona destek olmak için geldim. Biz ne burada çatışmaya geldik. Ne de böyle bazı evet, şeyleri... Sana bir şey... Yerim yanıyor. 3 yıldan belli. Gece 3'te arıyor. Gece 12'de, gece 1'de. Bak bir Ramazan ben oruç tuttum, yemek yemedim. Koyunlar gibi meğeriyorum. O arkadaşım diyor gel otur. Perdeyi çekiyorum, oturuyorum. O bir komşum çağırıyor, gel. Torunlar çağırıyor, gel. Deli gibi bir odaya kapanmışım. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Ciğerinizdeki acının suyu bizde değil. Bunu bilin bir kere. Yani, ciğerinizdeki var, yangın bizde telefonum değil. Telefonum acıyor. Telefon yanında. Değilim diyorum. Tamam. Telefon bağlantısı tamam, yanında. Buradan çıkalım. Karakola tamam gidelim. Tamam da.
Kullanmak neden onu kabul etmiyorsunuz? Ya niye tartışma yok kabul ediyor. Olacak. Hayır. Programdan sonra ne gerekiyorsa yani, yapalım. Gidelim, yapalım. Yapacağız da onlar da zaten sıcak evet, tutmuyor. Evet canım. Yani şimdi sen olsan o programdan sonraki iş hiç yani, merak etmeyin. Yani ben DNA'da yapalım istiyorum. Yani. Ses analizi de yapalım. Karakola da götürelim sizi. Yani ben Fatma abla neyse yok, her şeyi yapalım bak, yani. Benim bir Allah'ım var bir de siz varsınız. Tamam. Yani ama. Neral buluncaya kadar da buradayım. İnşallah bulunur teyzeciğim. İnşallah bulunur. Benim telefonumu sen nereden aldın? Ben sana tek bu soruyu soruyorum. O hat, ben bak o hat halamın üstüne olabilir. O hat biz tarafından kullanılmıyor. Bunu ben yaşadım. Aile fertlerimden birini gece aradılar. Bu hat benim dediler. Biz de aynı şekilde ters dedik. Böyle bir şeyin olabilitesine varamadık. Vallahi ben 66 yaşına girdim. Hiçbir Allah'ın kulu bir hafta iki kişi kullanamaz. Kullanıyorlarmış demek. Tamam bunu hadi öyle olabilir diyelim. Ama ses de aynı Yiğit kardeşim ya. Tamam sesi analiz ettirebiliriz. Sesi nasıl şey yapacağız? Halamın sesi her zaman çatallı. İşte sigaradan dolayı. Sigarası da normal bir sigara olmadığı için sesi her zaman çatallı. Kalır. Yani kalıcı denilebilecek şekilde aslında. Ses çatal, onun da çatal. Halam da normalde mesela dün telefonla konuşurken kısık yeni uyandı. Sesli. Yeni uyandığında insan nasıl konuşur? Demez. Yani kısık sesli olabildiğince, kendince olabildiğince konuşur. Ama yani yanlış bu çağrışımlar olabilir. Benim de sesim çatallaşıyor. Affedersiniz ama ben de mi Meral olabilirim o zaman konuşurken? Bu çok yanlış bir yaklaşım. Siz onun analizini yapmadan önce buradaki... ...anlayamam. Ben 19 yaşındayım, sen 66 yaşındasın. Senin yaşına hürmet gösteriyorum. Ama... Sırf böyle olaylar için bizim huzurumuzu da kaçırmak isteme yani. Huzurumu kaçırmak istemiyorum. Benim numaramı kimden aldınız diyorum. Siz benim numaramı kullanıyorsunuz. Aynı numara çıkıyor. Öyle çıkmıyor mu? Aynı numara çıkmıyor. Aynı kişi çıkıyor. Ya tamam benim telefon numaramı siz nereden aldınız? Teyzeciğim bak ben senin kimliğine ulaşabilsem senin üstüne şirket de açarım hesap. Her şeyi yaparım. Sadece bir kimliğe bakar. Kimliğe bak. Teyzeciğim kimse kullanmıyor ki. Tamam demek ki TC İstanbul kimliğimiz bir şekilde yerden, erişilebilmiş. Kim benim TC'm alacak ki? Bir şekilde erişilebilmiş yani. E-Devlet'te kısıtlama yapılırsa şirket açamazsın. Öyle bir yöntem çık. Ya şimdi şirket yani bundan böyle bir şeyin olabilir. Geçelim ben sesteyim arkadaşlar. Sesin aynısı yani Şerefe de aynısını söylüyor. Kaç defa konuştum, görüştüm diyor. Bana akrabaları bana da şey söylüyor. Ses o yüzden boğup, yani benim tek sesimi. Şey yaptım. Ses olayım. Ama bak, öteki sesleri söyleyeyim. Konuştuğu sesleri bana ben duymadım yani. Konum da kesin ev çıkıyor. Konum da telefonun sinyal yaptığı yer. Öyle nereden bulacağız yoksa? Konum da kendinin evi çıkıyor. Anneni kaybediyorsun 2015'te. Evet. Doğru mu? Neyden kaybediyorsun? Ya o çok acı. Şimdi ağlarım onu anlatırsam. Kahvaltıya kalktık. Efe ile birlikte her zaman annem kalkardı bize kahvaltı hazırlardı. Siz beraber mi yaşıyordunuz? Ha, birlikte peki? Yaşıyorduk. Kız dedim ben böyle şey ettim şakasına. Kız dedim bugün dedim tembellik yapıyorsun, yatıyorsun kahvaltı hazırlama. Hadi dedim ben yapayım sana böyle salladım. Hiç ses seda çıkmıyor böyle uyur gibi. Yani o yüzden de ben bayana ağladım. Şimdi bu acıyı yaşadım, anne acısını yaşadım. Benim de 16 yaşında bir çocuğum var. Ben bu kötülüğü yapamam o kadına. Yazık günah o teyzeye de yani. Çünkü onun da yerine kendimi koyuyorum, bir empati yapıyorum. Anne. Ben aynı şekilde olsam, bana yapılsa. Haklı o da haklı. Yani biri benim hattımla aramış onu kadın. Nereden bilsin teyze benim ben olmadığımı? Annenle çok iyiydin galiba değil mi? Ya şöyle söyleyeyim benim babam da annemdi. Eşim de annemdi yani işte yok gibiydi. Yani ben her şeyimi kaybettim. Anneyi kaybedince? Oğlumla kaldık zaten oğlumu annem büyüttü. Anne, sen annen sayesinde ayakta kalıyordun ve tutunuyordun. Evet. Şeyi anlayamadım ben. Uyurken mi vefat etmiş? Ancuya falan yaptırmıştık kalp biz ona. Kalp şey vardı, şeker tansiyonu da vardı. Doktor dedi, dedim nasıl düzelecek mi? Şeye dedi, bir dedi şeye taşa dedi, ot şey tohum ek dedi, ne kadar çıkarsa dedi, çöl bir çöle dedi. O kadar dedi. Şey eder dedi yani. Ne kadar şey eder yine. Anneni kaybettikten sonra hayat senin için nasıl ilerledi? Ya annem şeydi.
otoriter şey bir kadındı. Kendi ayaklarında üzerinde duran bir kadındı. Kardeşim de beni de o büyüttü. Evinizin direğiydi yani anne. Direkti yani. Ha. Evimizin direğiydi. Sonra ne oldu annenin vefat etmesiyle senin için hayat? Ne travmalar mı yaşadın? Travmalar işte eşimden ayrıldım. Ondan sonra da bir yıl sonra da ayrıldım. Toparlayamadın mı yani? Kendi kabuğuma çekildim işte. Yani çocuğumla birlikte bir görseniz bizi. Aynen numara. Çocuğumla birlikte dedi. Bir de o kaybetme duygusu hep var bende. Arabamız var dedi. Yiğit gelene kadar da buraya hep endişelendim bir şey olmasın bir şey olmasın. Hep o şeylik var içimde. Korku şeylik. Destek oluyor mu ailen İlknur sana? Maşallah yeğenin aslan gibi yanında. Evet, yani evet. Bizim oluyor birbirimizden olarak. Başka kimsemiz yok. Ha. Evet. Öyle. Yani. Ama anne senin için hayatında çok büyük bir, anne annenin çok büyük bir şey. Ölümü, vefatı sende büyük bir yıkıma neden oluyor. Bir de fark ediniz, yayın dışında da arkadaşlar fark etti. Sessiz bir kişiliğim ben. Ama anneden sonra öyle oldu yani vefattan sonra mı öyle yok, oldu? Yok normalde de öyle şey insan değilim böyle aşırı girgin falan değilimdir. Ama böyle şey olduğu zaman gayet kendimi koruyup anlatabilirim. Ama annemden sonra hani yani bir güvendiğin daha yıkılır ya. Hiç Fatma teyze daha önce bizim programımızdan da önce başka programlara katılmış. Hiç gördün mü onu? Görmedim. Gazetelere de çıkmış. Bilmiyorum belki görmüşümdür de fark etmemişim. Gaziantep televizyonlara haberlere çıktım ben. Evet hep yerel medyaya da çıkmış. Çok çıkmış. Gerçekten çok üzüldüm onun durumuna da. Kendi annemle yani kendimi şey ettim. Çok üzüldüm onun durumuna da. Evet. Zor bir şey onun yaşadıkları İlk zor. Yüzünü göstermek ister misin Fatma ablaya? Şey göstereyim. Şeyden bacağımı yayınlara göstermeyeyim. Ben de merak ettim vallahi. Şimdi o kadar insan şey ediyor. Yayından sonra. Yayından sonra. Bu beyaz oluyor ki ben açmışım. Anlama açık yüzüm anlıyor ki. Artık onun da. Yayında olunca ne olacak ki yani? Yiğit ona da hak ver ablacığım. 38 yıl 6 yaşındayken evladını giydiriyor, kuşandırıyor. Bir bayram sabahı evladını kaçırıyorlar. Sonra 3 yıl önce bir kadın çıkıyor. Ben senin kızınım diyor. Çok kötü yani şimdi şey. Onun yaşadığı şeylerde bak yani 66 yaşında hayatının son 38 yılı bu acıyla geçiyor. Son 3 yılı da bambaşka hayali bir evlatla geçiyor. Ya çok acı bir şey bu kadıncağız. Sen maskeyi çıkar. Ay yazık ya hadi maskeyi çıkar. Kırma İknur Fatma teyzeyi bir çıkar bir görsün. Görsün ne olacak.